Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Sevgili FM TV izleyenleri, kıymetli kardeşlerim, sevgili abiler, ablalar, sevgili yaşıtta olduğumuz arkadaşlarımız, Siyer programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili Peygamberimizin güzel ahlakı, güzel yaşantısı her zaman bize Allah Kur'an'da zaten örnek göstermiş. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Yani Allah'ın Resulü'nde ne güzel örnekler var demiş. Başka bir ayet وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلِقٍ عَظِيمٍ demiş. Sen büyük bir ahlak üzeresin demiş. Sevgili Müslümanlar, sevgili çocuklar, elhamdülillah Resulullah'ın hayatını öğreniyoruz. Onun küçüklüğü gibi, onun çocukluğu gibi ne yapmaya çalışıyoruz? Onun çocukluğu gibi çocuk olmaya çalışıyoruz. Onun büyüklere, annesine, akrabalarına nasıl davrandığını öğrenmeye çalışıyoruz. Bizler böyle yaparsak annelerimiz, babalarımız bizden memnun olur. Allah bizi sever. Bizim çocuklarımız da güzel ahlakta yetişmiş olur. Eğer iyi çocuklar olmazsak, Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselama benzemeye çalışmazsak, işte o zaman Allahü Teala bize çok büyük aslında dünyada imtihan verir. Dünya böyle zevkli gelmez. Çocuğumuzdan zevk alamayız, neşe alamayız yani. Böyle enteresan bir durum var. O yüzden onun gibi yaşamak lazım. Onun yemeği gibi yemek yemek, onun oturduğu gibi oturmak, onun konuştuğu lisan üzere konuşmak, onun ahlakı üzerine ahlakımızla devam ettirmek lazım. Onun ölçülerinin dışına çıkıldığı zaman Allah'ın ölçülerinin dışına çıkılıyor. Çünkü Allah örnek olarak onu göstermiş. Demiş ki bakın size bir örnek gösteriyorum demiş. Kimi göstermiş? Peygamberimizi göstermiş. Beni göstermemiş. Seni göstermemiş, bizleri göstermemiş yani Allah. Demiş ki örnek o. Önder o, örnek o. Ona bakacaksınız demiş. Peygamber Efendimiz hiç yalan söylemiş mi? Yok. Gıybet yapmış mı? Yok. Rencide etmiş mi? Yok. Herkese teşekkür etmiş mi? Etmiş. 3 yaşındaki bir çocuğa da teşekkür etmiş Peygamberimiz. Şimdi anneler babalar, çocuklar mesela bazen odalarını temizliyorlar. İşte çorabını bilmem neyini kaldırıyor oraya buraya. Bir bakıyorsunuz bir teşekkür olmaz mı yani? Bu güzel bir hareket. Hemen teşekkür. Resulullah Efendimiz teşekkürü hiç aksatmazdı. Kimden gelirse gelsin, kim yaparsa yapsın. Teşekkürü hak ettiği anda hemen ona Resulullah teşekkür ederdi. Çocuklarınıza teşekkür edin. Beyler, kocalar, hanımlarınıza teşekkür edin. Hanım ablalar, eşlerinize teşekkür edin. Annelerinize, babalarınıza ve akrabalarınıza teşekkür edin. Niye? Doğurup büyütmüş seni. İsterse korkutabilirdi, seni dövüp bir tarafını kırıp felç edebilip engelli olabilirdin. Merhametli bir annen varmış, doğurmuş, büyütmüş seni. Tertemiz yetiştirmiş. Seni kötülüğe sevk etmemiş. Seni zorbalığa sevk etmemiş. Sana evlat muamelesi yapmış. Teşekkür et. Ve Efendimizin bu hayatını biz tatbik edersek günlük gülistanlık olur ya. Şu dünyanın neyini paylaşamıyoruz, neyini yaşayamıyoruz. Dünya çok methedilecek, övülecek bir şey değil ama bu dünya ahireti kazanmak için çok güzel bir fırsat. O yüzden bizler Peygamber Efendimizin hayatını öğrenmek yetmez, yaşamalıyız ya. Yoksa hep öğren, niye öğrenelim canım? Peygamberimizin hayatını yaşamak için bir program yapıyoruz sevgili izleyiciler, gerçekten. Anlatarak güzeldir tabii, peygamberin hayatını dinlemek de iyidir. Niye? Boş şeyleri, alakasız şeyleri dinlemektense bunu dinle daha iyi. Ama bak şöyle bir olay var şimdi. Bizler eğer Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sözünü dinlemezsek, onun hayatını tatbik etmezsek bak ortaya hep sıkıntılar çıkıyor. Memnuniyetsizlikler çıkıyor. Anneler babalar, İlk işiniz çocuğunuza Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ahlakını aşılamak olsun. Lütfen. Yazık gençliğimize yazık ya.
kavgalarla, gürültülerle, bak gördünüz hepinizin huzurunda okuyoruz mesajları. 3 tane iyi mesaj geliyorsa 10 tane belki şikayet mesajı geliyor. Şikayet kimden biliyor musunuz? Şeytandan, nefisten değil ya. Adam annesinden babasından şikayetçi. Bazı mesajları gerçekten okuyamıyoruz. Çocuk annesinden babasından şikayetçi. Anne baba çocuğundan şikayetçi. Hanımla kocasından, koca hanımından şikayetçi ya. Yani gerçekten söylüyorum, dayanılacak şeyler değil yani. Evet. Yine sorularınızı bekleriz inşallah. Telefon numaralarımız orada yazıyor. Sevgili Müslümanlar, Allah-u Teala hepimize, hepinize kolaylıklar ikram etsin. Sorularınızı bekliyoruz. Cevaplayacağız. Cevaplayamadığımız yerde inşallah geri kalanları sonradan cevaplarız inşallah. Evet. Şimdi Peygamber Efendimizin hayatında şu an 8. veya 9. bölümdeyiz. Bugün Peygamber Efendimizin 8. yaşını anlatıyoruz. Yani programımız tabi 60 programlık değil ama Resulullah Efendimizin hayatından ahlakıyla bizi, ahlakıyla yapmamız gerekenleriyle beraber anlatarak Resulullah'ın hayatını anlatmaya çalışıyoruz. Yani Resulullah böyleymiş, biz böyle olmayalım değil. Biz de öyle olabiliriz diyerekten. Şu an Resulullah Efendimiz kaç yaşında? 8 yaşında. Kimin yanında? Amcası Ebu Talib'in yanında. Çünkü babası doğmadan önce öldü. Peygamberimiz doğacakken, 2 ay varken vefat etti. Annesi Amine, Hazreti Amine annemiz kaç yaşında öldü? 6 yaşındayken annesi öldü. Ondan sonra dedesi Abdülmuttalib'in yanına geldi. 2 sene dedesinin yanında kaldı. Sonra dedesi de ne yaptı? Vefat etti. Şimdi amcası Ebu Talib'in yanında, yani Hazreti Ali'nin babasının yanında, Hazreti Ali'nin evinde. Niye? Peygamber Efendimiz'in amcaları çoktu. Ama bak, en merhametli olan, en ahlakı güzel olan Ebu Talip'ti. Dedesi ona sordu, Muhammed yavrum, torunum, nerede kalmak istiyorsun dedi. 4 tane amcası vardı. Ebu Leheb meşhur, kafir olarak öldü. Ebu Leheb, ondan sonra Hazreti Abbas radıyallahu anh, Peygamberimizin diğer amcası. Ondan sonra Hazreti Hamza, Uhud'da şehit olan Seyyid-i Şüheda, şehitlerin efendisi. O vardı. Bir de amcası Ebu Talip vardı. Ne yaptılar? Sevgili izleyenler, ne yaptılar çocuklar? Peygamber Efendimiz'e sordu, Muhammed torunum, kimin yanında kalmak istersin dedi. Peygamber Efendimiz kalktı, gitti. Kime sarıldı? Amcası Ebu Talib'e, yani Hazreti Ali'nin babasına sarıldı. Niye? Çünkü çok merhametliydi. Çok iyi ahlak sahibiydi. Kızmazdı. Çocuklara çok iyi davranırdı. Ailesine çok iyi davranırdı. Peygamber Efendimiz de gitti. Hiçbir şey demedi. Sadece amcasına sarılınca, ben dedi amcam Ebu Talib'in yanında kalmak istiyorum dedi. Şimdi amcasının hayatını, amcasının yanındaki hayatını anlatmaya çalışacağız inşallah. Peygamber Efendimizin amcası Ebu Talib amcalar içinde en fakiri. Çok böyle mal varlığı yok. Az şeyler var ama bütün ailesiyle paylaşıyor. Herkesle paylaşıyor. Evet, sorular geliyor ama bakın arama yapmıyoruz. Orada değil mi, bak Mustafa Kartal Hoca'ya sorularınız için diyor. Telefonda şimdi canlı yayında nasıl arayalım, cevap verelim, konuşalım. İsterdik ki konuşmak ama o zaman sıra gelmez. Sevgili Müslümanlar, orada bak numaralar var. O numaralara sadece soru yazın inşallah. Normal mesajdan da yazabilirsiniz. WhatsApp'tan da yazabilirsiniz. Buradan cevaplayacağız inşallah. Allah nasip ederse. İnşallah yani. Hem Peygamberimizin hayatından anlatacağız hem de sorularınızı cevaplayacağız inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Evet. Dürüsttü, doğruydu. Asla harama meyletmezdi Ebu Talip. Az malı vardı. Bazen öğünde, bir öğün mesela, öğün yemek yiyecekler. Akşam yemeği veya sabah yemeği. Neyle yemek yiyorlardı biliyor musunuz? Ekmek yoktu zaten. Hurma yok vesaire. Sadece sütle akşam yemeği yeniyor. Baba süt yiyor. Süt içiyor. Anne süt içiyor. Çocuklar süt içiyor. Herkes süt içiyor. Akşam yemeğinde ne var? Süt var ya.
Ondan sonra ama yine de herkes tarafından sevilir, sayılır, ahlak sahibi birisiydi. Hazreti Ali babasını şöyle anlatır Ebu Talib'i. Babam Kureyş'in fakiri olanı ama ileri gelenlerinden şerefli biriydi diyor. Kendisinden evvel böyle yoksul olduğu halde bulunmuş olduğu toplulukta sayılan bir kimse yoktu. Fakir, malı yok, mülkü yok, makamı yok ama izzetli ve şerefli olup da hatırı sayılan biri yoktu diyor. Şimdi sevgili Müslümanlar biz ne yapıyoruz? İnşallah bak buradan alacağız. Dürüst olacağız. Paramız olmayabilir. Bazen elbisemiz olmayabilir. Haçlığımız olmayabilir. Ama onurlu yaşamayı İslam ahlakında, peygamber ahlakında yaşamayı bileceğiz. Paramız yoksa birilerinden çalmak istemeyeceğiz. Gönlümüze böyle şeyler getirilmez. Veya başkalarının parası var diye onlara kızılmaz veya onlara gönül koyulmaz. Ebu Talib yaşayışı bakımından da cahiliyenin çirkinliklerinden uzaktı. Asla zulmetmezdi. Müşriklerin su gibi içtikleri içkiyi asla içmedi mesela. Hiç içki içmedi İslam'dan önce. Kendisi Müslüman olmadı biliyorsunuz ama ahlaki olarak, insani olarak şirk ehli olarak birisi değildi. Yani böyle müşriklerin yaptığı çirkin kötü şeyleri yapmıyordu. Asla babası Abdülmuttalip gibi küfürlü konuşmazdı. Ağır konuşmazdı. Ve her haliyle Peygamber Efendimiz'i yanında himaye edebilecek bir güzellikteydi. Kabe'nin perdeleriyle ilgilendiği için rifade deniyor. Perde işiyle üstlenen. Yani Kabe'nin perdelerini söküp takan, temizleyen biri olduğu için. Hacılara da su hizmeti verdiği için kendisine sikaye, yani su taşıyan, hacca gelenlere su taşıyan bir hizmetkardı. Sikaye özelliği bu vazifeleri yürütüyordu. Fakat belli dönem parası olmadığı için bunları yapamıyordu. Elindeki parayla da insanlara su hizmeti yapıyordu amcası Ebu Talib. Ebu Talib Peygamber Efendimiz'e aynen öz babası gibi davranıyordu. Devamlı başını okşardı, ona sarılırdı. Muhammed'im bir şey ister misin? Canım bir şey çekiyor mu? Bir şey yapabilir miyim? Üzülüyor musun? Seviniyor musun? Hep böyle Peygamber Efendimiz'i himaye ederdi. Babasızlık çekmesin. Babasızlık hissetmesin diye. Ama tabii mümkün değildi. Çünkü Peygamber Efendimiz de tabii amcasının yanında kalıyor, sahip çıkılıyor vesaire, iyilikler, şunlar bunlar var ama sevgili Müslümanlar, baban yok. Kimseye baba diye sarılamıyorsun. Kimseye baba diye yanaşamıyorsun, söyleyemiyorsun. Ne olacak? Haliyle bazı geceler Peygamber Efendimiz yattıktan sonra, herkes yattıktan sonra bir köşede yatağında böyle kıvrılır, ayaklarını kendine çeker ve öyle baba baba diye hışkırarak ağlarmış. Baba diye ağlarmış. Anne diye ağlarmış Resulullah Efendimiz. Ya Allah'ım ne olur acı çekenlerin, annesizlik babasızlık acısını çekenlerin acılarını hafiflet ya Rabbi. Ebu Talib Peygamber Efendimizle beraber evinde kalmaya başladıktan sonra bak 8 yaşındayken sevgili çocuklar onsuz asla sofraya oturmazdı. Peygamber Efendimiz eğer daha gelmemişse sofraya oturalım biz yiyelim. O sonra yer asla demez. Allah'ım ne merhamet ya. Eğer Peygamberimiz sofrada yoksa Muhammed'im nerede? Çağırın gelsin derdi. Onun bulunduğu sofrada herkes doyarak kalkar, yemek yine artardı. Öyle de bereketliydi Peygamber Efendimiz. Peygamberimiz ta o zamandan beri az yerdi. Bakın bu zamanda bir hastalıklar var değil mi? Şeker hastalığı var, tansiyon var, kalp var, o var, bu var. Bak Peygamber Efendimizin bir tavsiyesi var. Yemeğe oturduğunuz zaman karnınızın tamamını doldurmayın. Midenizin. 1/3'ü şunu mide düşünelim. Bunun 1/1 suyla, 1/1 yemekle, 1/1 de boş kalacak diyordu. Son derece bak az yer.
sofrada son derece ciddi ve nimetlere hürmetkar bir tavır içinde bulunurdu. Bakın sevgili çocuklar, Peygamberimiz çocukken, bak bugün yemek beğenmiyoruz biz, biraz üzücü oluyor. Bundan sonra hiçbir yemeği ben bunu sevmiyorum demeyeceğiz. Ben bunu yemiyorum demeyeceğiz. Ben bu yemeği sevmiyorum asla. Asla. Ağzımızdan bir daha inşallah böyle bir şey çıkmayacak. Tamam mı sevgili çocuklar? Sevgili izleyiciler, anlaştık inşallah. Bunu yetişkinlerimiz de söylüyor. Anne babalar da söylüyor. Yemek var. Aman bu ne ya? Ben bu yemeği yemem. Deme ya öyle. Sessiz kal. Sessiz kal. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yemediği bir yemek olduğu zaman, ağır olduğu zaman kendisine vesaire sadece sessiz kalırmış. Yani yiyemiyorum bile diyemezmiş Peygamberimiz. Nimetlere bak. Son derece hürmetkardı. Asla yemeklere saldırır tarzda saldırarak değil, aynı büyükler gibi lokmayı yavaşça alır, ağzına koyar, sonra çiğneye çiğneye yutardı. Böyle şapur şupurlu ses çıkartma. Ondan sonra sol elle yeme, dalma, istediği yemeği yemek. Hani böyle hızlı hızlı yemek yeme yoktur. Peygamber Efendimiz yemeklerini her zaman yerken ağzına alır, çiğnerdi. Bak çiğneme hiç yok. Dişinde ağzı alınıyor, hemen yutuyoruz. İşte onlar da hastalığa sebep. Bak Peygamberimizin ne güzel yaşantısı var değil mi? Yani ne güzel Peygamber ya. Daha çocukken bile birçok şeye güzel örnek olmuş sevgili Peygamberimiz. Almış, yemek yiyecek. Bugün bunu yaşayabilenler olursa Allah'ın izniyle hasta olmaz. Bakın size bir kısa anlatayım. Peygamberimiz peygamber olduktan sonra bir yerlerden, başka ülkelerden doktor geliyor peygamberimizin yaşadığı yere. Bir bakıyor sevgili çocuklar, sevgili izleyiciler, hiç kimse hastalanmıyor. Doktor işsiz kalıyor yani. Niye? Hasta olan yok. Doktor bir gün Peygamber Efendimizin yanına geliyor. Diyor ki, ben buraya geldim geleli çok hasta olması lazımdı. Bazılarınızın hasta olması lazımdı. E siz hiç hasta olmuyorsunuz ya. Bunun sırrı ne? Hani herkes hasta oluyor. Ben nerelere gittim. Ben buraya bir geldim. İşsiz kaldım diyor. Hasta yok diyor. Peygamberimiz ne diyor? Benim sahabelerim, bizler acıkmadan sofraya oturmayız. Aç değil misin? Sofraya oturmayız diyor. Ama doymadan da kalkarız. Böyle şişene kadar, tıka basa olana kadar da ne yapmayız? O vakte kadar da beklemeyiz diyor. Doymadan kalkıyoruz diyor. Şimdi ne güzel bir örnek değil mi? Ne güzel bir örnek değil mi sevgili çocuklar? Bizler de bundan sonra sofraya oturduğumuz zaman şapurluş bulup böyle ağzımızı şapırtadarak, ağzımızı açarak değil, bak lokmamızı aldık örnek. Yemeğimizden lokmamızı aldık. Ağzımızı kapatıyoruz. Çiğniyoruz ve çiğnedikten sonra yutuyoruz. Allah'ın izniyle hiç hasta olmazsınız. Oyunlarınızdan geri kalmazsınız yani. Şişmanlamazsınız da Allah'ın izniyle çok güzel şifa olur sevgili çocuklar. Sevgili Peygamberimiz açlıktan, susuzluktan hiç şikayet etmezdi. Bak sevgili çocuklar, yapmayalım. Annelerimize, babalarımıza bu niye yok, bu niye var? Asla demeyelim. Yemeklerde bunu çok yapılıyor bu. Çocuklar bunu tabii bilmiyordu. Bak şimdi öğrendik. Demek ki Peygamber Efendimiz, anne babamız bize bir şey verdiği zaman asla ne yapmıyor? Beğenmemezlik yapmıyor. Değil mi sevgili çocuklar? Ne yapmıyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Beğenmemezlik yapmıyor. Beğenmemezlik. Biz de inşallah ne yapacağız? Beğenmemezlik yapmayacağız. Annemize babamıza gidip de ya bu ne, ben bunu yemem, üf ya, of ya demeyeceğiz inşallah. Anneciğim diyeceğiz. Demek ki Allah bize bugün bunu vermiş. Hayırlısı diyeceğiz. Onu inşallah yapacağız. Evet, sorularımız bayağı var ama okuyacağız. Peygamberimizin hayatını öğreneceğiz. Bak çok önemli bir şey öğrendik. Yemeklerde beğenmemezlik yok. Ben bu yemeği beğenmedim. Bana ne, hoşuma gitmedi yok. Asla şikayet etmez.
Karnı aç değilse karnım tok derdi. Karnı acıkmadan sofraya oturmazdı sevgili Müslümanlar. Sevgili Peygamberimiz sabahları kalktığında tertemiz bir yüz, yüzlerini yıkıyor. Ondan sonra saçlarını da tarardı. Hayat doluydu böyle. Uf ya, niye kalktım ya? Bugün de mi kalktık? Bugün de mi ders var? Bugün de mi şu var, bu var? Demezdi sevgili Peygamberimiz. Evet sevgili Müslümanlar, Peygamber Efendimiz amcasının yanındayken bakın Mekke'de kuraklık çıkıyor. Yağmur yok. Mekke çok sıcak bir yer normalde. 50 dereceye kadar da sıcak olabiliyor yani. Çocuklarımız ölecek neredeyse. Hayvanlar otsuzluktan ölecek şekilde kupkuru kaldılar, sıska kaldılar, kemikleri görünüyor. Haydi diyor, beraber bir yağmur duasına çıkalım. Ama diyor, sen şu yeğeni Muhammed'i de getirsene. O diyor çok bereketli bir çocuk. Bak daha 8 yaşında Peygamberimiz, herkes ona ne diyor? Bereketli çocuk diyor, bereketli. Gittiği yerde onun bereket olur diyor. Tamam diyor, onu da yanına al ama diyor, Muhammed'i de getir bizim şey yapacağımız yere. Peygamberimiz yeğeniyle beraber Kabe'ye geldi. Orada oturuyor. Peygamber Efendimiz Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Kabe'nin örtüsüne yapıştı. Bir parmağını da böyle yukarıya kaldırdı, göğe kaldırdı ve şu duayı yaptı. Ya Rabbi, Allah'ım, buraya yağmur ikram eyle. Yağmura ihtiyacımız var dedi. Çok zaman geçmedi hemen ya. Hemen az sonrasında Allah-u Teala Hazretlerinin rahmeti, mübarek yağmur bir yağdı, bir yağdı. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağmış Mekke'de. Halkın üzerine dokuldu. Herkes evlerine zor kaçtılar. Bir anda yüzler, gözler, herkes ne yaptı? Sevinmiş oldu sevgili Müslümanlar. Evet, arama yapmıyoruz. Mesaj atın lütfen, rica ediyoruz. Mesaj atın, arama yapmayın. Peygamber Efendimiz gerçekten maddi manevi rahmetti. Maddi manevi rahmetti. Hiç kimseye bakın, daha çocukken onu bereket olarak görüyorlardı. Ona bir değer veriyorlardı. Öyle sevdiriyordu kendini. Kötü söz, kırıcı söz söylemiyordu. Bak yemekte bile yemek beğenmemezlik yapmıyordu ya. Ondan sonra yemek adabı neydi mesela? Ağzına lokmayı atıyor, çiğniyor, 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 ondan sonra yutuyordu. Ağzı kapalı yiyordu. Şalap şulap şapur şupur yemiyordu sevgili Peygamberimiz. Evet. Şimdi sadece şimdi Peygamber Efendimiz'i Ebu Talip mi seviyordu? Ebu Talip'in hanımı da Fatıma Hatun da, yani Hazreti Ali'nin annesi de çok seviyordu. Bakın neler olmuş. Onu öz evladı gibi seviyordu. Öz evladı gibi. Düşünsene. Sizi anneniz gibi seviyorlar. Anneniz, anneniz değil. Anneniz başka bir çocuk var ama öyle güzel ahlakı var. Aynen sizi sevdiği gibi o başka çocuğu da seviyor. Aynen öyle işte. Peygamberimizi öz evladı gibi seviyordu Fatıma Hatun. Şefkatliydi. Hatta onu yedirip doyurmadan çocuklarına bakmazdı yani. Önce Peygamber Efendimiz'i doyurmaya çalışırdı. Ya şükürler olsun ya Rabbi ya. Ne güzel peygamberimiz var. Çocuklar, bu büyük bir nimet. Allah bize peygamberimizi ikram etmiş. Ona iman etmişiz elhamdülillah. Peygamberimiz kim dediği zaman göğsümüz kabara kabara, duygularımızla büyük bir zevkle diyoruz ki benim peygamberim elhamdülillah, sonsuz şükürler olsun Allah'a, Hazreti Muhammed Mustafa diyoruz. Ya değil mi? Ne kadar güzel bir şey. Peygamberin kim? Hazreti Muhammed Mustafa. Evet. Sevgili Peygamberimiz bu Fatıma Hatun'a, yani Hazreti Ali'nin annesine sevgisinde ve saygısında hiç kusur etmiyordu. Yani bakın sevgili Müslümanlar, hiç ya, mesela annesini hiç üzmemiş. Babası olmadı tabii ama babası yaşasaydı onu da üzmeyecekti. Dedesinin yanında kaldı, hiç üzmedi. Amcasının yanında kaldı, Ebu Talib'in yanında kaldı, hiç üzmedi. Bak şimdi. Hanımı vardı, evlendi Peygamberimiz. Hatice annemiz 28 sene takribi yani. 28 sene falan evli kaldılar. Sonra Hatice annemiz öldü zaten. 28 sene evli kaldılar.
bir kere bile Hatice annemize, hanımına of veya üf demedi. Sizler de hep beraber, bizler de ellerimizi açıp Rabbimize dua edelim mi? Ya Rabbi bizim ahlakımızı da böyle eyle. Peygamberimiz gibi eyle ya Rabbi. Kimseyi böyle şikayetçi durumuna düşürttürme ya Rabbi diye dua etmemiz lazım. Hatta bakın ne olmuş, şimdi onu anlatacağız. Ömrünün sonuna kadar kendisine hep yaptığı iyiliği unutmadı, hep teşekkür etti. Sevgili çocuklar, annelere, babalara, abilere hep teşekkür etmemiz lazım ya. Onlar bize her gün iyilik yapıyorlar. Allah onlardan razı olsun. Ne olur onlara her gün teşekkür edin. Anne babalar, siz de çocuklarınıza teşekkür edin inşallah. Evet. Bak, ömrünün sonuna kadar iyilik yapmış. Vefat ettikten sonra ne demiş biliyor musunuz? Vefat ettiğinde bugün benim annem öldü demiş. Sevgili peygamberimiz yengesine, yani tabiri caizse amcasının hanımına öyle iyi davranmış ki amcasının hanımı ölüyor. Peygamberimiz ona ne diyor? Bugün benim annem öldü diyor. Ona ifade etmiş. Sonra onu kabre koyulacağı zaman gömleğini çıkararak ona kefen yaptırmış. Kendi gömleğini kefen olarak giydirtmiş peygamberimiz. Beraberinde de mezarına girerek uzanmış. Ya, ne güzel peygamberimiz var ya Rabbi. Sana sonsuz teşekkürler ediyoruz sevgili Allah'ım. Evet sevgili çocuklar, kabre gidiyor, kabre yatıyor ki kabirde ne yapsın? Rahat etsin diye, korkmasın diye. Öldükten sonra kabirden insan korkuyor. Korkmaz mı? Artık ahirete gitmişsin. Bak üstüne peygamberimiz kendi gömleğini giydirmiş. Kabre de inmiş ve kabre uzanmış böyle. Ondan sonra yengesini, yani ama annem demiş peygamberimiz, Fatıma annesini oraya koymuşlar. Kabre koymuşlar sevgili Müslümanlar. Sonra peygamberimize soruyorlar, ya Resulallah biz böyle bir şeyi daha önce hiç görmedik. Kefenin üstüne gömleğini koydun, kabre indin. Niye yaptın bunu ya Resulallah diye peygamberimizin arkadaşları olan sahabeler koymuşlar. Diyor ki peygamberimiz, şöyle anlatmış. Ebu Talip'ten sonra bu kadıncağız bana iyilik eden, bunun kadar iyilik eden hiçbir kadın yok. Bana çok iyilikler yaptı demiş. Bana çok iyiliklerde bulundu. O yüzden ahirette cennet elbiselerinden elbise giymesi için ona gömleğimi kefen yaptım. Yani cennette müjdelemiş Fatıma annesini, Fatıma annemizi. Kabre ısınması için, kabirden korkmaması için de aşağı indim. Kabirde ölünün konulacağı yere kendim yattım diyor. Kendisine yapılan iyilikleri hiçbir zaman asla unutmayan Peygamber aleyhissalatü vesselam burada da bu iyiliğin altında kalmayıp daha güzeliyle karşılıkta bulunmuş. Allah hepimize bu güzel peygamberimizin aleyhissalatü vesselamın ahlakını, ciddiyetini, samimiyetini ikram etsin, ihsan etsin inşallah sevgili Müslümanlar. Evet, biraz soru okuyacağım. Evet, soru şu. Hazreti Muhammed'in amcalarının isimlerini tekrarlar mısınız? Dört tanesini söylüyorum. Ebu Leheb, Hazreti Abbas, Hazreti Hamza ve amcası Ebu Talip. Evet. Bakalım bakalım inşallah. İnşallah güzel sorular gelir. İnşallah. Bak şimdi. Hocam siz dün peygamberimizin teyzelerini araştıracağım dediniz. Araştırdınız mı? Daha bilgiye ulaşamadım. Yani teyzeleri hakkında bir bilgi gerçekten yok. Araştıracağım. Bir tane iki tane benim peygamberimizin hayatıyla alakalı kitabım var. İnşallah internet üzerinden böyle bu konuda, tarih konusunda, Siyer-i Nebi konusunda daha hassas hocalar var. Onları arayacağım. Esma Nur kardeşimiz yazmış. Yarın inşallah Allah'ın izniyle cevaplayacağım. Hocam selamun aleyküm. Sizi büyük bir zevkle izliyor.
ve dinliyoruz hocam. Allah razı olsun. Ben de büyük bir zevkle size anlatıyorum. Vallahi bizim izleyicilerimizi seviyoruz. Hocam Peygamber Efendimiz nasıl su içer diye bize öğretir misiniz? Allah sizlerden razı olsun. Su bu. Ben zaten çok su içiyorum. Besmele'yi çekiyorsunuz. Tabii böyle Bismillahirrahmanirrahim diye ben şey yapmıyorum. Bismillah diyorum. Sessiz bir şekilde. Bakın 3 yudum. Üç yudumla bir nefes alıyoruz. Bardağı da mesela şimdi 5-6-7 yudumda olmaz. 3 yudum yani. Her 3 yudumda bir mola vermeniz lazım. Ama istersen bu bardağı 3 yudumda bitir. Ama istersen bu kadar su olsun. İstersen bu kadar su olsun. 3 yudum kuraldır. 3 yudum çektim mi böyle? Öğretiyorum bakın. Şu an bir 3 yudum daha oldu. 3 yudum bittikten sonra elhamdülillah diyorsunuz. Böylelikle de Peygamber Efendimizin su içme metodunu ve sağlık olarak da zaten sağlığa girmeye gerek yok. Resulullah bir şey yaptıysa onun zaten sağlığa da faydası var, dünyaya da faydası var, ahirete de faydası var. Elif Rana, 8 yaşındayım. Annem, yazıları hep bitişik bitişik yazdığınız için yani yazıyı görsem okuyamazsınız. Böyle tutup da aman hocaya bak ya bir yazıyı okuyamadı demeyin. Çok bitişik yazmış. Aralara ayraç koymamış. Şimdi hadi bakalım. Elif Rana, yazan Elif Rana kardeşimiz. 8 yaşındayım. Maşallah. Allah-u Teala seni İslam'a, vatana, millete, dünyana, ahiretine faydalı evlat yapsın. Annem ve babam dua et beni kız kardeş. Anne babama dua et. Allah'ım bu kardeşimizin anne babasına zahiri, batini, maddi, manevi, dünyevi, uhrevi güzellikler ikram eyle. Bak duayı yaptım Elif Rana. Beni kız kardeşine elini öpüyor. Dua et. Beni kız kardeşi seni ne elini ögüyor. Vallahi buraları anlayamadım Elif Rana. İnşallah oraları yazarsın. Hocam imanımızı nasıl güçlendiririz? İman, Allah'a iman, peygambere iman, ahirete iman, meleklere, kitaplara, bunlara iman etmek lazım. İman nasıl kuvvetlenir? İman, Allah'ımızın emri olan emirlerini severek yerine getirirsek, Allah'ımızın da haramlarından vazgeçersek imanımız kuvvetlenir inşallahü rahman. Evet. Hocam selamun aleyküm. Ben felç hastasıyım. Derslenmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Derslenmek derken onu da izah ederseniz inşallah yardımcı oluruz. Sevgili Müslümanlar. Evet. Bir soru gelmiş. İnternet üzerinden bazı oynanan oyunlar var. Günah mı diye. Ben onları ismimi ağzıma almak istemiyorum. Eğer o şey Allah'tan ve peygamberden seni uzaklaştırıyorsa ve o oyunla kumarlar vesaireler oynanıyorsa o oyun tehlikelidir kardeşim. O oyundan uzak durman gerekiyor. Evet. Evet. Bazı sorular da okunmuyor yani. Evet, bir Fatma kardeşimiz 10 yaşında. Allahu Teala razı olsun. Peygamber Efendimize bugün diyor 56 tane salatü selam yaptık. Allah razı olsun senden. Maşallah sana Fatma kardeşimiz. Helal olsun. Maşallah, maşallah. Evet. Emirhan kardeşimiz gelmiş. Hocam selamun aleyküm. Bugün bir sayfa Kur'an okudum demiş. Kur'an-ı Kerim dersinde biliyorsunuz bizim iki ders, iki saat önce Derviş Mehmet hocamızın programı var. Kur'an-ı Kerim okudum diyor.
sevabını bütün peygamberimize, bütün Müslümanların ruhuna hediye ettim diyor. Allah senden razı olsun. Vakitlerinizi Allah'ın razı olduğu şeylerle geçiriyorsunuz ya. Rabbim size ne güzellikler açacak, ne mükemmellikler açacak, ne faziletler açacak inşallah. Hocam selamun aleyküm. Babam çok kötü yerde çalışıyor. Ne olur bıraksın dua dinlemiş. Allah'ın babana helal kazanabileceği, daha bereketli, daha huzur vereceği güzel bir iş nasip etsin sevgili Hüseyin kardeşimiz. Evet, Ferhat kardeşimiz yazmış. Hocam selamun aleyküm. Allah sizden razı olsun. Ben bundan sonra demiş, bir yemek var onu. Onu beğenmediğini söylemiş. Bundan sonra beğenmiyorum demeyeceksin ama. Sessiz kalacaksın. Yemiyorum, beğenmiyorum yok. Hepsi Allah'ın nimetidir. Allah korusun. Bazen öyle bir açlık yaşarız ki o yemek bize her şeyden daha lezzetli gelir. Evet. Arif kardeşimiz yazmış. Hocam selamun aleyküm. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Allah FM TV'den tüm hocalarımızdan razı olsun. Ne güzel program yapıyorsunuz. Ne güzel İslami yayınlar yapıyorsunuz demiş. Allah sizden de razı olsun. Bak nefsinize uymayıp, şeytana uymayıp hiç olmazsa İslami kanallar izliyorsunuz sevgili izleyicimiz. Evet. Ali Kara kardeşimiz. Hocam selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Annemle babam çok kavga ediyor. Ne olur dua edin demiş. Allah Allah ya. Sevgili anneler babalar. Ne olur Allah rızası için bak. Ben babaya yani babaya buradan seslenmek istiyorum. Senin de annen baban var. Baban senin yanında annene hakaret etse kızmaz mısın? Gönlün ağarmaz mı? Gönlün daralmaz mı? Darar diyorsun. E sen de o kızdığın bağırıyorsun hanımına. Hem de çocuklarının yanında. Kendi aranızda Allah razı olsun. Bakın çocukların yanında tartışma olmaz. Konuşmalara dikkat etmek lazım. Lütfen ya. Lütfen rica ediyoruz ya. Gerçekten gerek yok. Gerek yok yani. Çocuklarınızın yanında bari yapmayın bunu. Evet. Hocam selamun aleyküm demiş. Vücudumuzun bazı yerlerinde kıl uzunluğu ne durumda olmalı diye sormuş. 40 günü geçmemeli. Normalde en güzeli bir hafta, iki haftada bir bu tarz temizliklerin yapılması gerekiyor. Ama asla ne yapılmayacak? Şöyle miktar olarak bir ayda diyorlar. Bir buğday tanesinin ölçüsü kadar da diyorlar. Ölçüsü şöyle şu kadar santim diyemeyeceğim şimdi size. Ama 2 haftada bir, 3 haftada yani 3 hafta zaten büyük ihtimal olmaz. 2 haftada bir mutlaka bir genel temizlik yapmak gerekiyor sevgili izleyicimiz. Bir de ayağımızdaki kılların alınmasının hükmü nedir? Çirkindir, mekruhtur yani. Alınması, onun orada olması alınılacak bir durumu yok. Allah-u Teala Hazretleri bir şeyi fazladan yaratmaz. Onun öyle alınması fıtrata ters, sağlığa ters ve mekruhtur. Yani çirkin görülen şeylerdendir. Çirkin. Evet. Ha derslenmek derken demiş, zikir, tesbih çekeceğim demiş. Hocam sizi severek dinliyorum. Allah razı olsun. Şimdi sevgili izleyicimiz derslerle alakalı derken yani tarikat dersiyle alakalıysa bunun istiharesi var. Ve ölçüleri var. Allah yolunda eğitim almak demektir. Ben her gün Allah'ımı öğrenmek için belli ibadetleri, belli zikirleri, Allah'ı zikretmek istiyorum diyorsan bunun için işte ne yapacaksın? Düşünüp karar vereceksin. Bir Allah dostunun, bir Allah eğiticisinin. Eğitim ya bildiğimiz yani kasaplık öğreneceksen kasaba, marangozluk öğreneceksen marangoza, matematik öğreneceksen matematikçiye, Allah'ın da bir eğitimi var, bir Allah eğitimi var. Bunun içinde bu işin ehli olan Allah dostlarına beraber, onlarla beraber yürüyüp, onların istikametinde, onların tavsiyeleriyle beraber, çünkü onlar olayı biliyor, sana şunu şunu yap, bunu bunu yap, tavsiye edecekler ve
ve Allah'ın izniyle sen de Allah eğitimini almış olacaksın. Ama yok hocam, ben ya böyle günlük ne yapayım diye sorarsan, günlük mutlaka Allah, kalbin mutmain olması zikre bağlı. Al eline tesbihi, Allah çek, Subhanallah çek, La ilahe illallah çek. Elinde tesbih devamlı dursun. Tesbih çekmesen bile elinde tesbih dursun. Sana tesbih bunu alıştırmış olur. Evet. Selamun aleyküm hocam. Mahmud Efendi Hazretlerimize Allah şifa versin demiş. Allah razı olsun, sağ olasın güzel kardeşim. Selamun aleyküm hocam. Allah Efendi Hazretlerine şifa. Amin. Allah razı olsun. Efendi Hazretlerimiz hala hastanede. Allah'ım kendisine şifalar ikram eylesin. Selamun aleyküm hocam. Kurban borcum var. Ne yapabilirim? Kurban borcum varsa kesiyorsun. Adak adamısındır belli ki. Bunu kesmen lazım. İster yurt içinde, ister yurt dışında kestirebilirsin. Ama mutlaka ne yap? Allah'a olan borcunu öde inşallah. Hocam ailemize komple dua eder misiniz? Allah'ım bu mesajı yazan ismi yok. Bayan erkek onu da bilmiyorum. Bu aileye ya Rabbi farzlarını hakkıyla yerine getirebilmeyi, Peygamberimizin sünnetlerini hakkıyla ihya etmeyi, ittiba etmeyi, haramlardan ve çirkinliklerden uzak durmalarını, zahiri batini, dünyevi ve uhrevi güzelliklerini kendilerine, bu aileye, bu ailenin nesline ikram eyle ya Rabbi. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Mevlam tüm ibadetlerinizi kabul etsin. Programınız hayırlı mübarek olsun demiş. Allah razı olsun kardeşim. Teşekkür ederim. Ankara'dan selamlar demiş. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de buradan Ankara'ya selam olsun. Diyarbakır'dan bir hanım kardeşiniz demiş. Dua istiyorum hocam. Çok bunalıyorum demiş. Bak işte biraz önce zikir anlattık. Bunaldın mı? Daraldın mı kardeşim? Beden terlediyse ne yaparız? Serin bir yer ararız değil mi? Ruhumuz daraldıysa ne yapmak lazım? İyice çatlasın. Olmaz yani. Yapmamız gereken. Bak. Tesbihatımızı alacağız elimize. Allah, Allah, Allah diyeceğiz. La ilahe illallah diyeceğiz. Şöyle örnek göstereyim mesela. 99'luk tesbih devamlı cebinde duracak. Devamlı cebinde duracak. Alacaksın eline. Şöyle oturacaksın. Yani Allah, 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 Allah diyeceksin. Sonra la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah diyeceksin. Sonra Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diyeceksin. Elhamdülillah, Elhamdülillah diyeceksin. Allahu Ekber, Allahu Ekber diyeceksin. Hep Rabbini anacaksın. Bir tesbihiniz olacak. Müslümanın silahı tesbihtir, duadır. Sevgili Müslümanlar, aman bunu kaçırmayın sevgili kardeşlerimiz. Lütfen rica ediyoruz. Evet. Hocam selamun aleyküm. Gelinlerim çok açık giyiniyor. Dua et hocam. İstanbul'dan Hatice ablamız. Ya Rabbi. Tesettürü tüm Müslüman kardeşlerimize, bu Hatice ablamızın gelinlerine, tüm Müslümanlar bizim bacımız, ablamız ya. Onlara ikram eyle ya Rabbi. Tesettürü sevdir. İslam'ın emirlerini sevdir ya Rabbi. Sanki böyle zoraymış, zormuş gibi gösterme. Nefse şeytana uyup da böyle daralırım bunalırım havalarına sokma ya Rabbi. Tesettürden zevk almalarını, saçlarının bir telinin, vücut hatlarının görünmemelerini ve bundan zevk almalarını ikram eyle ya Rabbi. Tesettürsüzlükten muhafaza eyle. Tüm bacılarımıza, ablalarımıza ya Rabbi. Sen sevdirirsin Allah'ım. Kalpler senin elinde. Her şeye sen kadirsin Allah'ım. İstenilen şeyler senin İslam'ın için, Müslümanların kaliteli olması için, fil farzının, tesettür farzının yerine gelmesi için ya Rabbi. Ne olur kabul eyle. Bizden kabul eyle. Ne olur ya Rabbi kabul eyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet. Merhaba hocam. Birkaç yıl önce rüyamda Hazreti Muhammed rüyamda bana öleceğimi söylemişti. Ne düşünüyorsunuz? Rüyalar hakkında yorum yapmıyoruz. Allah da söylüyor zaten öleceğimizi. Önemli olan ölmek değil, ölüme hazırlıklı olmak. Hocam selamun aleyküm demiş bir kardeşimiz. Aileme dua edin. Ya Rabbi dua isteyen, ailesi için dua isteyen bu kardeşimize
Senin önce sevdiklerini sevmeyi nasip eyle. Senin nefret ettiğin sevmediklerinden de uzak durmalarını bu aileye nasip eyle ya Rabbi. Şeytana ve nefse değil, Allah'ın emir ve yasaklarına uyan bir aile olmalarını kendilerine ikram eyle ya Rabbi. Ne olur, ne olur, ne olur Allah. Biz dua ediyoruz. Biz kuluz. Senden istiyoruz ya Rabbi. Haşa biz başkasından zaten isteme. Öyle bir şey yok ya Rabbi ya. Ne olur dualarımızı hemen kabul et. Hidayet noktasında, emir ve yasakları yerine getirme noktasında ne olur Allah'ım. Bize bu konularda kolaylıklar ver ya Rabbi. Hocam oğlum Kerem Peşen. Kerem için dua istiyoruz. Sınav için. Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Ya Rabbi. Bu kardeşimize de ya Rabbi. Hayırlı isteklerini kendilerine ikram eyle. Hayırsız isteklerden uzak eyle. Şeytana nefsine uymaktan muhafaza eyle. Bereket, maddi manevi güzellikler o ruhlarımıza, bütün zerrelerimize İslam'ın sevgisini yerleştir ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Selamun aleyküm hocam yazmış. Aleyküm selam. Evet. Hocam selamun aleyküm. Babaannem Asiye Hanım'a dua eder misiniz? Kendisi yaşlı ve her türlü hastalıkları var. Özellikle yürümekte zorluk çekiyor. Ona bakın arama yapmayalım. Mesaj inşallah. Mesajları da yetiştiremiyoruz. Ama mesaj yazın yani. Asiye Hanım'a dua eder misiniz? Kendisi yaşlı ve türlü hastalıklar. Yürümekte zorluk çekiyor. Ona ve onun aracılığıyla tüm şifa bekleyenlere dua eder misiniz? Hemen edelim ya. Dua etmekten zevk alırım ben. Ben bir Müslüman kardeşimi, abim, ablam için, amcam için ne demek ya? Rabbime şükürler olsun. Şu ellerimizi kaldırıp Rabbimize birler için dua etmek büyük bir zevk. Onur duyarız efendim. Orun, onur duyarız. Ya Rabbel Alemin. Bu Asiye ablamız yürümekte zorluk çekiyormuş. Yaşlılıkları varmış. Sen yaşlılığını kolay eyle. Hastalıklarını acısız, sağlık, sıhhat, afiyet içinde şifalar ikram eyle ya Rabbi. Ne diyoruz? Hadi hep beraber. Ya Şafi Entes Şafi. Ey şifa veren. Sadece sen şifa verirsin. Diğer her şey vesiledir, aracıdır. Sadece sen şifa verirsin. Sen şifalar ikram eyle ya Rabbi. Amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet, programın sonuna geldik. Annemle sorun yaşıyorum demiş. Bana çatıyor, çok kırıyor beni. Eşimi, çocuklarımı ne yapayım? Çok çaresiz kalıyorum. Vallahi dua etsen kafidir. Duayla bu işi çözmeye çalış. Tatlı dille çözmeye çalış. Asla annene kızma, bağırma. Asla bak. O kırıcı olabilir vesaire bak. Sen dua et. Hacet namazı kıl. Gece 2:30-3'te kalk. Rabbine yalvar. Bak duaların en iyi kabul olduğu saat. Rabbimin yeryüzüne tecelli ettiği saat anlar. Diyor ki Rabbim bana dua eden yok mu? Affedeyim. Maddiyat isteyen, maneviyat isteyen, derdinden kurtulmak isteyen yok mu diyor. Dualarını kabul edeyim. Kalk kardeşim teheccüde. Anlat derdini. Şikayet olarak değil. Böyle derdini anlat. Allah'la dertleş ya. İnşallah çözüm olacak. 2 hafta, 3 hafta, 5 gün, 10 günde ne? Hemen değişimi görürsün ya. Dua, hacet namazı bu işte kesin çözüm Allah'ın izniyle. Son 2 soru. Hocam selamun aleyküm. Dualar ezberlemem için ne yapmam lazım? Adım Samet demiş. Sevgili kardeşim, dualar ezberlemek için önce ezberleyeceğin bir şeyi çok güzel bol bol okuman lazım. Ama sabahları. Saat 3'te olur, gece 4'te olur, 5'te olur, 6'da olur, 7'de olur. Ama sabah 9'dan ondan sonra bir şey ezberlemeye çalışırsan zor olur. Veya akşam ezberlemeye çalışırsan zor olur. Ezber saati sabah saatidir. Bir de ezber yaparken böyle nasıl desem böyle çok görüntülü değil yani. Çok görüntülü yerlerden uzak duracaksın. Tek renk mesela bir odanın kenarına geç ama duvara dönerek yani. Böyle gözün çok şeylere takılmayacak ezber yaparken. Ezber yaparken tek renk görebileceğin bir yere geçeceksin. Duvara dönük yapacaksın. Böyle evin içinde bakarak oturursan her şey dikkatini çeker. Dağınıklık, dağınıklığa sebep olur. Evet. Evet. Hocam sizden özel dua istiyorum inşallah. Felç hastasıyım, iyileşmem için. Allah'ım hayra kardeşimiz veya abimiz felç hastasıymış. Ya Şafi, ente Şafi. Ey şifa verenlerin tek şifa vericisi. En hayırlı şifa vericisi. Sevgili Rabbim sen şifa ver. Dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı kabul ettiğin zatların, duanını kabul ettiğin mekanların hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Evet. Hocam bana da dua eder misiniz? Lütfen. Ne demek? Allah'ım sana da hayırlı bereketli ihtiyaçlarını
ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Hocam selamun aleyküm. Bir kişi 91 yaşında namaz kılamıyor, namazdan muafıdır. Eğer hareket yapamıyorsa tabii ki muaftır. Namaz kılamıyorsa, yani şu kafasını eldiremiyorsa, eğilip kaldıramıyorsa, birilerinin şeyiyle teyemmüm alamıyorsa, o kişinin yatalak hastalar var mesela. Kafayı kaldıramıyorsa, bak kafayı kaldıramıyorsa o kimse namaz ona gerekmez. Evet, burada kapattık. Vaktimiz doldu. Allah hepinizden razı olsun. Yarın yine görüşmek üzere. Peygamberimizin hayatını anlatmak üzere. Birbirimize dua etmek üzere. Ve Resul-i Ekrem Efendimizin hayatıyla hayatlanmak, ahlakıyla ahlaklanmak üzere sizi programa davet ediyorum. Bu kardeşinize de veya abinize artık dua etmeyi ihmal etmeyin. Sizlerin duasına ihtiyacımız var inşallah. Allah'a emanet olun.